Tarımsal faaliyetleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen Tarım Cebim'de ücretsiz bir uygulama. Tarımla ilgili bilgilere tek bir noktadan ulaşabilecekleri mobil uygulamadı. 2023 yılında faaliyete geçen uygulama çiftçilere yönelik birçok bilgi, hizmet ve desteği tek bir platformda sunuyor. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, balıkçılık, eğitim ve yayın faaliyetleri, kent tarımı, su, balıkçılık gibi birçok konuyu içerisinde barındırıyor. Çiftçilerin ulaşabilecekleri veriler ise oldukça kapsamlı. Bakanlığımız kayıt sistemine kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebilecekler. Çiftçi kayıt sistemi belgelerini ve bilgilerini görmüş olabilecekler. Yine almış oldukları desteklemeleri görmüş olabilecekler. Alacakları ve hangi ilçede hangi ürünü yetiştirecek ve ona destek alacağını görmüş olacaklar. Hayvansal üretim adı altında yine işletme kayıt belgesini görebilecekler. Küpe numarasıyla hayvanlarını sorgulayabilecekler. Aynı zamanda işletmeleriyle ilgili tüm bildirimlerini görebilecektir vatandaşlarımız. Yine balıkçılıkla ilgili, avcılıkla alakalı konuları da yine bu hizmete ulaşmış olacaklar. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen en önemli başlıklardan biri de destekleme modelleri diyerek sözlerine şöyle devam etti. Üreticilerimiz destekleme takvimini görmüş olacaklar, sorgulayacaklar. Hangi desteği alıp almadıklarını, hangi desteğin ne kadar tutarda olduğunu görmüş olacaklar. Bunların dışında en önemli başlıklardan bir tanesi de bakanlığımızın eğitim ve yayın faaliyetleri. Bu başlık adı altına girdikleri zaman çiftçilerimiz, üreticilerimiz hangi konuyla alakalı bir eğitim almak istiyorlarsa, bir sertifika almak istiyorlarsa bakanlığımız sistemlerinden bu eğitime başvuru yapabilecekler ve gerekli eğitimleri alacaklar ve bakanlığımız tarafından sertifikalandırmış olacaklar. Yaklaşık birkaç yıldır hem vatandaşlarımızın hem de çiftçilerimizin kullandığı Tarım Cebim'de uygulaması yaklaşan Kurban Bayramı'nda da önem arz ediyor. Burada alacakları hayvanları küpe numarasıyla birlikte sorgulayabilir vatandaşlarımız. 3 adımda alacağı hayvanın her türlü bilgisine ulaşabilirler. Yapacakları tek şey Tarım Cebim'de uygulamasına girmelerini, ana menüde bulunan hayvansal üretim butonuna tıklamalarını, burada açılan başlıklardan da küpe numarası sorgulama sistemine girmelerini istiyoruz. Alacakları hayvan büyük başta olsa, küçük başta olsa bunların küpe numaralarını girerek hayvanın tüm bilgilerine ulaşabilirler. Hayvanın yaşı, ırkı, cinsi, türü, bugüne kadar almış olduğu güne kadar hangi aşılar yapılmışsa tüm bilgilerine ulaşabiliyor. Seçen Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bakanlığımıza kayıtlı olduğuna dair küpe, hayvanlarımıza küpe olma zorunluluğu var. Yine bu hayvanımızın veteriner hekimimizin kontrolünden ve denetiminden geçtiğine dair veteriner sağlık raporu olup olmadığına, pasaportunun olup olmadığına büyük başlar için söylüyorum. Küçük başlar için yine küpeli olup olmadığına, veteriner kontrolünden geçip geçmediğine dair veteriner sağlık raporu ve nakil belgesi olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Kurban Bayramı boyunca sahada çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen sözlerine şöyle devam etti. Hayvan satış yerleri ve kesim yerleri belirliyoruz. Bu noktalardan kurbanlarını almalarını, kesim noktalarında hayvanlarını kesmelerini istiyoruz. Çünkü bu alanlarda hem belediyelerimiz hem de il ve ilçe müdürlüğümüzü, veteriner hekimlerimizi hem kurban öncesi hem de Kurban Bayramı'nın son gününe kadar görevlendiriyoruz. Onların sürekli kontrol ve denetimi altında tutuluyor bu bölgeler. Hem insan sağlığı açısından, hem hayvan sağlığı ve refahı açısından, hem de bulaşıcı hayvan hastalıkları açısından özellikle belirlenen bu noktalarda hayvanların satın almalarını istiyoruz. Yine kesim noktalarında da dediğimiz gibi veteriner hekimlerimiz ve belediyelerimizin görevli personelleri sayesinde sürekli denetim ve kontroller yapılıyor.